İşte bu yapıdır. Bizim ana yükleme programımız. Giysiden tut da silaha dek, eğitim oyunlarına dek, bize gerekli olan her şeyi yükleyebiliriz. İçinde bulunduğumuz şey bir bilgisayar programı mı? Buna inanmak çok mu zor? Giysilerin farklı, kolundaki ve ensendeki girişler yok oldu. Saç stilin değişti. Şu anki görünümün bizim tabirimizle kalıcı öz görüntün, yani dijital varlığının zihinsel yansıması. Bu gerçek değil mi? Gerçek olan nedir? Gerçeği nasıl tanımlarsın? Eğer hissedebildiklerinden, kokusunu alabildiklerinden, tadıp görebildiklerinden bahsediyorsan onlar beynin tarafından yorumlanan sinyallerdir. İşte senin bildiğin dünya bu. 20. yüzyılın sonunda olduğu şekilde. Sadece sinirsel etkileşimle bir simülasyonun parçası olarak var. Buna Matrix diyoruz. Sen bir düş dünyasında yaşıyordun Neo. İşte dünyanın günümüzdeki hali bu. Gerçeğin büyük çölüne hoş geldin. Elimizdeki bilgiler sadece bir bütünün küçük kırıntıları ama kesin bildiğimiz şey 20. yüzyılın erken dönemlerinde bütün insanlık büyük bir kutlamayı yaşıyordu. Sonunda kendi ulaşmazlığımızı aşmış ve yapay zekaya can vermeyi başarmıştık. Yapay zeka mı? Yani düşünebilen bilgisayarlar. Sonunda dev makineler ırkına dönüşen bireysel bir zeka. İlk saldıran kim oldu bilmiyoruz. Belki biz, belki de onlar. Ama gökyüzünü karartanın biz olduğumuzu biliyoruz. O zaman makineler güneş enerjisine bağımlıydı. İnsanlar da onların güneş olmadan hayatlarını sürdürecek bir enerji kaynağı bulamayacaklarına inanıyordu. İnsanlık tarihi boyunca hayatta kalmak için makinelere bağımlı olmuştu. Buysa anlaşılan kaderin gerçek bir cilvesiydi. İnsan vücudu 120 voltluk bir pilden daha fazla biyoelektrik üretir ya da 25 bin kalorilik vücut ısısı yayar. Bunu füzyonun bir türüyle birleştiren makineler ihtiyaç duyacakları bütün enerjiyi bulmuş oldular. Tarlalar oluşturdular. Sonsuz tarlalar. Öyle ki orada artık insanlar doğmuyor. Sadece üretiliyor. Uzun zaman buna inanmak istemedim. Ta ki tarlaları kendi gözlerimle görene kadar. Ölen insanları sıvılaştırıp yaşayanları damar yoluyla besleyişlerini izledim. Orada durup bu dehşet verici sistemi izlerken gerçeğin ne kadar acı ve dehşet verici olabileceğini anladım. Peki Matrix nedir? Kontrol. Matrix, bilgisayar tabanlı bir düş dünyasıdır. Bizi kontrol altında tutmak için üretilmiştir. İnsanoğlunu bir tek şeye dönüştürür. İşte buna. Hayır. Hayır, buna inanmıyorum. Bu imkansız. Kolay olacağını söylememiştim Neo. Sadece gerçek olacak demiştim. Dur. Çıkar beni. Çıkar beni! Çıkmak istiyorum!